أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم على شفيعنا محمد وعلى محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet, şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine zaman zaman ikazlarda ve uyarılarda bulunmuştur. Tabii yaptığı bu uyarılar bazen ahirete yönelik olan uyarılardır. Bazıları da efendim dünya hayatında bir takım efendim bizlere ikaz, uyarı ve tavsiyelerdir. Ve bakıyoruz bazı hadis-i şerifleri madde madde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere beyan etmiştir. Yani tabiri caizse ümmetine, o ümmetin manevi babası olarak tek tek ne yapmıştır? Tavsiyelerde bulunmuştur. İşte bu hadis-i şeriflerden bir tanesini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tavsiyelerinden bir tanesini inşallah sizlerle müzakere ve mütalaa edeceğiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakın buyurdu ki, اِغْتَنِمْ خَمْسَنْ قَبْلَ خَمْسِنْ Beş şey gelmezden önce beş şeyin kıymetini bilin buyurdu. Nedir bunlar? Şöyle bir kısaca yüzeysel olarak ifade edelim. Şebabeke kable haramike. İhtiyarlıktan önce gençliğin kıymetini bilin. Ve sıhhateke kable sekamike. Hastalıktan önce sıhhatin kıymetini bilin. Ve gınake kable fakrik. Fakirlikten önce zenginliğin. Ve ferahake kable şulik. Meşguliyetten önce boş vaktin. Ve hayateke kable mevtik. Ölümden önce de hayatın kıymetini bilin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bakıyorsun hakikaten hepsi hayati önem arz eden efendim bir takım uyarılar. İnşallah bu maddelerin hepsini sizlerle birlikte tek tek ele alacağız, tek tek misallendireceğiz ve burada efendim müzakere ve mütalaa edeceğiz. Ama öncelikle yani bu maddelere geçmeden önce şu konuya temas etmek istiyorum. Hatta gaflet ettiğimiz bir konu, belki farkında olmadığımız bir konu, belki bize sıradan gelen bir takım şeylerin efendim farkında olmamız için bir şöyle bir kendimizi check edelim, bir otokontrol yapalım. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya, beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. O kıymetini bilmemiz gereken beş şey, şey aslında nedir? Nimettir. Yani beş nimetin kıymetini bilin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ha şimdi bu nimet meselesini biraz açalım. Çünkü yani nimet dediğimiz zaman genelde hepimizin aklına ne gelir? Yani ekmek gelir. Yemek gelir, içmek gelir. Ve nimeti sadece bundan ibaret zannederiz. Yani ekmek nimettir evladım falan, değil mi? Yere düşse alırsın, öpersin falan, bir hürmet gösterirsin. Elbette nimettir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın burada efendim saymış olduğu beş madde hep nedir? Bir nimettir. Yani ekmekten başka, yemekten başka pek çok şey vardır nimet olan. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam burada ne yapmıştır? Bakın gençliği nimet olarak zikretmiştir. Gençlik bir nimet değil midir? Sıhhat bir nimet değil midir? Zenginlik bir nimet değil midir? Ya evet, boş vakit ve hayat, ölümden önce hayatın kıymetini, yani hayat nimetinin kıymetini bil. Şu anda hayattasın, yaşıyorsun, gözün görüyor, dizinde efendim derman var, gözünde fer var. Yapabiliyorsun, edebiliyorsun, namazlar, ibadetler, taatler, kendi işini kendin görebiliyorsun. Bunlar nedir? Hep Mevla'nın bizlere lütfettiği nimettir. Yani demek nimetin kapsamı çok geniş. Para, pul, makam, mevki, bunların hepsi nedir? Nimettir. Ha akıl, akıl. Ne büyük nimet değil mi? Yani insanı hayvandan ayıran en büyük özelliklerden biri de nedir? Akıldır. Aklı olmayanın mükellefiyeti bile yoktur yani. Ya akıl ne büyük nimet. Tabii yine belki hiç aklımıza gelmeyen iman.
İmandır o cevher ki ilahine büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor şair. İman ne büyük nimet. Din, İslam dini ne büyük nimet. Ve Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri yani bunun nimet olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bizlere ne yapmıştır, beyan etmiştir. Yani kafadan konuşmuyoruz. Zaten bu gibi şeyleri efendim nimet olduğu zaten herkese malumdur. Ama Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyurmuştur? Estağfirullah. El-yevme ekmeltu lekum dinekum. Mevla buyuruyor ki, bugün size dininizi ikmal ettim. Ve etmemtu aleykum nimeti. Ve size nimetimi tamamladım diyor. Ve etmemtu aleykum nimeti. Bak, nimetimi ne yaptım? Efendim, üzerinize olan nimetimi tamamladım. Ve radîtu lekumul islâme dînâ. Ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Mevla ondan razı. İslam'dan razı. Evet, her şeyin üstünde böyle bir İslam dini var. İnne din indallâhil İslam. Allah katında tek din İslam'dır. İşte Mevla Teala ne yapıyor? Onu beğeniyor. Ondan razı oluyor bizim için. İşte demek ki bakın Mevla'nın efendim nimetidir İslam dini. Evet, Mevla onu tamamladı, onu beyan ediyor. Demek ki din nimettir. İman sahibi olmak nimettir. İman kardeşliği, İslam kardeşliği de çok büyük nimettir. Evet. Yani Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri efendim innemel müminune ihvetun buyurarak müminler ancak kardeştir buyurarak yani aslında ne büyük bir nimet bir düşünülürse insanları birleştiren, insanların arasında efendim sevgi köprüleri kuran, insanları kenetleyen bir efendim nimettir bu. İman nimeti, İslam kardeşliği nimeti. Bakın Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Âl-i İmran suresi 103. ayette. Yani bildiğiniz meşhur bir ayet. Şimdi onu biz ne yapalım? İslam kardeşliğinin nimet olduğu penceresinden bakarak şöyle bir müzakere yapalım. Ne buyurdu Rabbimiz? وَاَتَصِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın وَلَا تَفَرَّقُوا ve tefrikaya düşmeyin buyurdu. Şimdi burada tabii yani büyük bir ikaz var. Ama arkasından gelen bir takım meseleleri Mevla zikredecek. Ha işte bunun sağlanabilmesi, Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp tefrikaya düşmemek, ayrılmamak için de demek ki bakın İslam kardeşliğinin lazım olduğu da buradan işari mana olarak anlaşılıyor. Ve devamında Mevla buyurdu ki وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا hatırlayın نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinize olan nimetini hatırlayın. Bunu da unutmayın bakın. Allah size bir nimet lütfetmiş. Nedir o? İlküntüm a'daen. Siz birbirinize düşmandınız da feellefe beyne kulubiküm. Ne yaptı? Kalplerinizin arasını Mevla birleştirdi, ülfet etti. Kalplerinizi birleştirdi. Fesbahtum bi nimetihi ihvana. Ve burada da bakın yine bi nimetihi buyuruyor. Fesbahtum bi nimetihi ihvana. Ve ne oldu? Ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. İslam kardeşi oldunuz. İşte bu İslam kardeşliği nimet. Ha bu efendim ayeti kerimenin tefsirlerine baktığınız zaman özetle şunu arz edeyim. Şöyle geçiyor. Yani Medine'de Es ve Hazreç kabileleri var. İkisi ayrı bir kabile. Dolayısıyla onlar yıllarca birbirleriyle savaşmışlar, mücadele içerisindeler. Yani 120 yıl süren bir kan davası var. İkisi de cengaver bir kavim, ikisi de mücadeleci bir kavim. Ama aralarında kan davası var, devamlı savaşlar var. Hele en son Duas günü diye bir efendim savaş edilmiş ki, çok büyük bir efendim katliam olmuş adeta, kanlar dökülmüş. Efendim kiminin babası, kiminin amcası, kiminin dedesi, kiminin dayısı yani birbirini kırıp dökmüşler. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Medine'ye geliyor. Dolayısıyla efendim Evs ve Hazreç kabilesi tabii daha önceden o kabilelerden gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme akabede biat edenler de var. Tabii ardından Musab bin Umeyr Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderiyor. Dolayısıyla orada İslam
efendim her eve girince, tabiri caizse anlatılınca artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de geldiler, davet ettiler. Böyle olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Medine'ye geldi. Ha, Efendimizin gelmesiyle tabii efendim Yesrib ne oldu? Medine-i Münevvere oldu. Resulullah ile nurlandı sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Esra Hazret kabilesi ne yaptılar? İman ettiler. Birbirleriyle İslam kardeşi oldular. Eski efendim husumetler unutuldu. Eski kinler, nefretler bırakıldı. Kan davası sona erdirildi. Artık İslam kardeşi insan kardeşine kin güder mi? İslam insan kendi kardeşiyle kan davası iddiası güder mi? فَيَسْبَحْتُ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانَا Ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz diyor Allah-u Teala. Böylece ne yaptılar tabii? Efendim onlar kardeş oldular. Kardeş olunca ne oldu? Birleştiler, kenetlendiler, husumetleri bıraktılar, kinleri bıraktılar. Efendim kan davası gütme, efendim geleneklerini, törelerini ne yaptılar? Adeta çöpe attılar. Çünkü İslam buna müsaade etmiyor. Kardeş oldular, iyi geçinmeye başladılar. Bakın görüyor musun neyle oluyor bu? İslam kardeşliğiyle oluyor. Evs kabilesi başka kabile, Hazreç kabilesi başka kabile. Kardeşlik, kenetlenme ne kadar güzel. Bugün de mesela efendim Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle herkes farklı etnik gruplardan olabilir. Önemli değil. Allah-u Teala öyle yaratmış. Dilleri, ırkları, renkleri farklı olabilir ama imanları hepsi Allah'a inanıyorsa, hepsi Muhammed Mustafa'ya tabi ise, hepsi Kur'an'ı önder kabul etmişse iş bitmiştir. İşte orada İslam kardeşliği vardır, kin yoktur, nefret yoktur, haset yoktur. İşte orada bir kenetlenme söz konusudur. Birlik ve beraberlik çok önemli. Ama işte Evs-i Hazret kabilesinin birliğini Yahudiler ne yapamadı? Çekemediler. Onları böyle görünce hasetlerinden adeta kudurdular. Orada çünkü Yahudi kabileleri de var. Dediler ki ya bu Evs ve Hazreç kabilesi eğer bunlar kenetlenirse, eğer bunlar bir olursa o zaman bunlar güçlerini birleştirirler, o zaman biz rahat edemeyiz. O zaman bize bu iş zarar verir, biz onları yenemeyiz. Onların aralarında fitne çıkmalı, onlar birbirlerini kırıp dökmeli ki kendi güçlerini, enerjilerini birbirlerine harcasınlar ve biz aradan sıyrılıp çıkalım. Bak, o gün öyle, bugün de böyle. Sen bugün farklı mı zannediyorsun? Koskoca İslam aleminin göbeğinde 3,5 Yahudi çıban gibi duruyorsa, işte hepsine verdiği fitne sebebiyle aradan sıyrılıp çıkıyor. O gün bak, ne yaptı? Şas bin Kays diye bir yaşlı bir Yahudi. Yani şöyle düşün, üst akıl. Üst akıl. Bunu ne yapmadı? Kabullenemedi. Bu dedi bizim stratejimize zarar verebilir. Genç bir Yahudi'ye dedi ki sen bak al şu kağıdı. Git bu şiiri onların duyabileceği bir yerde oku. O şiirde ne var? O kağıtta hangi şiir var? İşte Es ve Hazreç kabilelerinin efendim bu aç günü yapmış olduğu mücadeleyi anlatan, aralarındaki harbi anlatan, o efendim birbirlerini öldürdükleri, katlettikleri hadiseleri dile getiren bir şiir. Geldi onu okudu. Onu okurken tabii oturmuşlar. Efendim beraber sohbet ederlerken dediler ne diyor bu? Dinlediler. Dinlediler. Bakın sadece dinlemek işi nerelere götürecek. Dinleyince ya dedi bak görüyor musun? Evet siz dedi benim babamı katletmiştiniz o gün. Bak ne güzel de dile getirmiş ifade ediyor yani bu şiir. Öbürü dedi ki iyi ama sen de benim amcamı öldürmüştün. İyi de siz de bizim dedemizi, siz de bizim dayımızı. Şöyle oldu böyle gitti derken o efendim eski günler ne oldu? Akıllarına geldi. Düşmanlıklar hatırlandı. O savaş ve kavgalar akla gelince bu sefer iki taraf ayaklandılar, hamasi nutuklar atmaya başladılar, kabilesiyle kendi taraflarıyla övünmeye başladılar. Nihayet münakaşa ağız dalaşı derken birbirine girdiler, yaka paça oldular. Ve es-silah, es-silah, silaha, silaha, zahire meydanla diye birbirlerini adeta harbe davet ettiler. Hiddet ve öfkeyle bakın iş nerelere kadar geldi. Tabii onlar savaş naraları atıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından birkaç tanesiyle başka bir yerde oturmuş sohbet ediyor.
Ve bu haber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelince süratle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların yanına geldi ve onlara dedi ki ne yapıyorsunuz? Ey Müslümanlar topluluğu, Allah'tan korkun. Ben aranızdayken cahiliye davası mı gidiyorsunuz? Onlara böyle deyince, çünkü bu nedir? Bir cahiliye davasıdır. İslam'da olmayan, İslam'dan önce cehalet döneminde cahiliye adetlerinden kalma, he? Sen onu öldüreceksin, o seni öldürecek, oluk gibi kan akacak. Yani bundan kim ne fayda sağlayacak? He? Sana da zarar, ona da zarar. Hepiniz Müslümansınız, İslam'a da zarar. Nice cengaverler, nice yiğitler birbirini kırarken ne yapacak? Gidecek. Orada İslam düşmanları da keyifle seyredecek. Hiç kendi uğraşmadan seni birbirine efendim kırdırmanın lezzetiyle, hazzıyla, keyfiyle efendim bıyık altı gülerek seyredecek. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Müdahale etti. Ve tabii ayetler gelmeye başladı. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın bunun üzerine ne buyuruyor? Yani tabii Efendimiz aleyhissalatu vesselam aralarında Allah'ın ayetleri okunuyor, ayetler nazil oluyor. Evet olaylara göre, vakalara göre ayetler nazil oluyor ama kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanlara örnek olacak, ibret olacak, ikaz ve uyarı olacak efendim ayetler. Mevla buyurdu estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İn tuti'u ferikan minellezine utul kitab. Kendilerine kitap verilenlerden bir fırkaya eğer itaat eder uyarsanız ne olur? Yaruddüküm ba'de imanüküm kafirin. İmandan sonra sizi küfre düşürürler. Sizi kafir ederler Allah muhafaza. Yani Efendi Hazretlerimiz de buyururdu ki bu ayeti anlatırken in tuti'u eğer itaat ederseniz buyuruyor ya Mevla. İşte Evs-i Hazreç kabilesinin o Yahudinin okuduğu şiiri dinlemelerini Allah'a itaat kabul etti. Çünkü dinledin ve seni bu ne yaptı? O dinlediğin şey seni bozdu. Duruşunu, efendim tavrını, kardeşliğini, yani sevgini, muhabbetini darmadağın etti. İş ne oldu? Efendim öfkeye dönüştü. Ve netice neredeyse birbirlerini katledecek, savaş edecek hale getirdi. İşte onu Mevla Teala itaat kabul ediyor. Ve buyurdu ki, Bismillah, ve keyfe tekfurun. Bunlar tabii Âl-i İmran suresi 100. ve 101. ayeti kerimeler. Ve keyfe tekfurun. Nasıl inkara saparsınız? Ve entüm tütle aleyküm hayatullah. Allah'ın ayetleri okunurken, size Allah'ın ayetleri okunuyor. Ve fikum Resulü. Üstelik Allah'ın Resulü de aranızdayken nasıl inkara saparsınız? Ya ağır bir sitem var aslında değil mi? Yani Allah-u Teala sizi İslam'a hidayet ettikten ve küfürden kurtarıp cahiliyenin kökünü kestikten sonra yine eski halinize küfre mi dönüyorsunuz? Ayetlere bak. Yani bunu nasıl yaparsınız? Tabii onlar sahabe-i kiram. Ayet okunduğu zaman dururlar. Hadis okunduğu zaman efendim yaptıkları iş kötüyse, gittikleri yol yanlışsa hemen ne yaparlar? Vazgeçerler. Sahabe böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlara nasihat edince, uyarınca onlar ne yaptılar? Eyvah dediler biz ne yapıyoruz ya? Allah Allah. Böyle şey olur mu? Ağladılar. Ağlayarak birbirlerine sarıldılar. Ve tevbe ettiler. Ve o fitne efendim ateşi de böylece sönmüş oldu. Mevla Teala buyurdu. Estağfirullah. Kullama evkadu naran lil harbi etvayhallah. Ne zaman o Yahudiler savaş ateşini tutuştursalar Allah onu söndürmüştür. Bugün de öyle. O kadar fitneler yapıyorlar, o kadar arkadan dolanıyorlar, o kadar efendim Arap ülkelerinin arasına fitne fücur sokup yapmadıkları kalmıyor, karıştırmadıkları yer kalmıyor ama Allah gene onları muvaffak kılmıyor. Evet. Yani burada tabii ne var? İbretler var. Demek Müslümanlar ne yapmalı? Müslümanları Allah kardeş ilan etmiş. Aynı yani o Şahs bin Kays denen üst akıl diyoruz ya, yani dün Şahs bin Kays vardı, bugün başkaları var.
Başka üst akıllar yok mu? Gene Müslümanları birbirine kırdırmak isteyenler yok mu? Yani Türkiye'de bakıyorsun, Türkiye'de efendim 80'den önce sağcı, solcu diye ne yaptılar? Bu milleti birbirine kırdırdılar. Ondan sonra Alevi, Sünni diye bu milleti birbirine kırdırmaya çalıştılar. Bugün de Türk-Kürt ayrım yaparak bu milleti birbirine sokmaya çalışıyorlar. Birbirine kırdırmaya çalışıyorlar. Birbirlerine düşman etmek istiyorlar. Kim yapıyor bunu? Dinine, imanına, vatanına düşman olan birileri. Ya sen Müslümansın ya. Bu millet Müslüman, iman kardeşliğiyle, Kur'an'la, İslam'la yoğrulmuş, kenetlenmiş bu millet. Onun için herkes bunu iyi anlamalı, bu ayetleri iyi okumalı ve ona göre hareket etmeli. Yani bu Allah Teala bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'e koyduğuna göre demek ki bugün yaşayan Müslümanların da neyi var? Buradan bir nasibi var, buradan bir payı var. Ona göre hareket etmek lazım. Bak şair ne güzel söylemiş. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Evet. Yani tefrika girmeden hani Mevla ayetin başında buyurdu ya وَاَتَصِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine topluca sarılın وَلَا تَفَرَّقُوا ve tefrikaya düşmeyin. Tefrikaya düşmeyin. Çünkü tefrikaya düşersen tefrika girmeden düşman giremez ya. Hep yıkılışımız içeriden olmuştur. Hep içerideki hainler, münafıklar, ikiyüzlüler tarafından efendim içeriden oyulmuş. Ondan sonra işte adeta düşmana peşkeş çekilmiş. Yani evet kalen, sen kaleyi muhafaza ediyorsun ama içeriden bir tane hain kalenin kapısını açtı mı, işte tehlike orada ne yapıyor? Başlıyor. Bu nedir? Tefrikadır. Bu nedir? Birbirine düşmektir. Bu nedir? İşte o kulak verip adeta birbirini boğazlayacak duruma gelenlerin misalidir. Diyeceksin ki o gün Resulullah vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette Resulullah vardı, Allah'ın ayetleri okunuyordu. Bugün Resulullah hayatta mı? Değil ama el ulema verasetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Onun varisleri var ve Allah'ın ayetleri üzerimize okunmaya devam ediyor. Onun için uyanık olmalı. Bu gibi fitnelere efendim kanmamalıyız. Yani bugün ne fitneler oluyor, ne yalanlar, ne dolanlar dönüyor. Müslümanları kötülemek için, Müslümanları birbirine düşürmek için. Evet, yani İslami kurumları da lekelemek için, sosyal medyada bakıyorsun ne iftiralar, ne efendim bühtanlar, kampanyalar vesaireler. Hemen ne yapma, gaza gelme, hemen aldanma, hemen inanma. Bak Mevla Teala bu konuda da uyarıyor. Yani bu ayetler bugün ne kadar lazım her zaman olduğu gibi. Ve yine buyurdu Rabbimiz, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, in ca'ekum fasikum binebeyin fetebeyyenu, bir fasık size haber getirdiği zaman onu araştırın. Araştırın onu, hemen inanmayın. Fasık haber getirirse, fasık nedir yani? Alenen günah işlemekten utanmayan bir adam. Şimdi sen fasığı bile böyleyse, yani Müslüman adam ama hatalar var, yanlışlar var, haramı da alenen işleyebiliyor. Peki ya bir kafir bir haber verirse, ya bir hain haber verirse, her habere inanılır mı, her haberin üzerine atlanır mı? Ondan sonra oradan veriyorlar gazı, hadi bakalım sen de onların efendim gemisine efendim tayfa oluyorsun adeta. Ya bak geçenlerde bir haber vardı, efendim bir genç öldürülmüştü. Ne dedi? Sosyal medyada şöyle bir efendim haberler şöyle yayılmış. O genç Kürtçe şarkı söylüyor diye birileri onu öldürmüş. Bak şimdi. İşin aslı neymiş aslında? O Kürt kardeşimiz aslında ne yapıyor? Ezan okunurken arabada şarkı dinleyenlere diyor ki arkadaşım şarkı dinliyorsunuz da biraz kısın bak ezan okunuyor diyor. Bak anlatabiliyor muyum? Ezan okunuyor, şarkıyı biraz kısın dedi diye o genç kardeşimizi ne yapıyorlar? Öldürüyorlar, katlediyorlar. Ama haber nasıl çıkıyor? Kürtçe şarkı söylüyor diye, öldürdüler diye ne yapıyorlar? Haber veriyorlar. Sen de bu efendim habere inanıyorsun, sen de efendim belki etnik kökenin Kürt kökenli olabilirsin. Uyanık ol, uyanık ol. Hemen
Zaten seni sinir uçlarına dokunmak için, seni kışkırtmak için, seni ayaklandırmak için yapılan bir haber belli. Halbuki böyle değil, durum böyle değil, tamamen farklı bir şey. Demek o genç kardeşimiz dindarlığı sebebiyle aslında hayatı sona ermiş yani, görüyor musun? Ha, onun için bir fasık haber getirdiği zaman araştırın diyor. Allah-u Teala diyor bunu. Ya namazı emreden, zekatı emreden Allah Celle Celaluhu bir fasık haber getirdiği zaman da ona onu araştırın diyen de Allah Celle Celaluhu. Evet, çünkü araştırmadan hemen ona göre hareket edersen en tusibu kavmen bi cehaletin, Mevla uyarıyor bakın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de fetusbihu ala ma fa'antum nadimin, sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Sonra iş ortaya çıkar, he? Pişman olursunuz. Keşke yapmasaydım, keşke etmeseydim. Keşke efendim bu fitne ateşini körüklemeseydim, keşke bu fitnenin olmasına sebep olmasaydım, pişman olursun ama iş işten geçer. Senin birliğin, beraberliğin dağıldıktan sonra, o kenetlenme ya zeval geldikten sonra, he? Böyle bir hadiseler cereyan ettikten sonra sen ona, o sana, gırtlak gırtlağa gel, yaka paça ol. Hala mesela bakıyorsun, kaşımaya devam ediyorlar. He? Kaşımaya devam ediyorlar. Karanlık odalarda yapılan bir takım planları tatbik etmeye çalışıyorlar. Şu Necip milleti her yönden diz çöktürmek için her şeyi maalesef yapıyorlar. Rabbim fırsat vermesin. Rabbim Celle Celaluhu şu Necip milleti ilelebet payidar eylesin. İslam aleminin umudu olan şu Necip milleti efendim eski izzet ve devletini Rabbim tekrar iade eylesin. Ya karıştırmaya çalışıyorlar. Uyanık olmalı. Uyanık olmalı. Bu millet birbirine düşmemeli. Bak Suriye'yi görüyorsun. Bak Irak'ı görüyorsun. Ne halde? Ne sıkıntılar var? He? Amerika bin bir türlü entrikayla geldi Irak'a. Demokrasi getirecekti değil mi? Şimdi merak ediyorum. Amerika'ya kim demokrasi götürecek acaba? He? Karma karışık bak. Demokrasi pazarlayan efendim ülkeler kendi demokrasi, kendileri demokrasi dedikleri şeyden sıfırı tüketmiş kalmış ülkeler. Bir gün gelir onlara da Irak'a getirdikleri gibi demokrasi getirirler. Ama biz uyanık olacağız. Bak şimdi Suriye ne halde? Karma karışık. He? Vatanlarında duramıyorlar. Efendim bir yerlere sığınmaya çalışıyorlar. Kim bilir onlar da hangi hadiselerden pişmandırlar. Keşke öyle olmasaydı, böyle olmasaydı, şöyle etmeseydi. Ama olan oldu, biten bitti. Son pişmanlık artık bak fayda vermiyor. Onun için biz uyanık olalım. Hemen sınırımızın dibindeki bir ülke neler oldu, ne hale geldi. Ya biz birbirimizi niye yiyoruz ya? Biz nereye gideceğiz kardeşim? Suriye hadi buraya geldi. Şu millet onlara ensar oldu ama sen şu Necip millet hiçbir yere gidemez. Ya olacağız ya öleceğiz yani. Onun için aman dikkat edelim. He? Biz birbirimize düşersek, biz birbirimizi kırarsak yavur gelir vatanımıza neuzubillah göz koyabilir. İşte Mevla Teala ne yaptı? Uyardı bizi. Ey iman edenler, bir fasık haber getirdiği zaman ne yapın? Araştırın. Sonra ne yaparsınız? Efendim pişman olursunuz. Yaptığınız işe pişman olursunuz. Ve din kardeşliğini de Mevla bize bir nimet olarak önümüze koydu. Bakın ne güzel ayetler. Birbirine düşman olan, kan davası güden iki cengaver kavim İslam ile, iman ile birleştiler, kardeş oldular. Ve böylece içerideki düşmanları temizlediler. Medine'den sonra bütün Kayserlere, Kisralara mektup yazıp meydan okuyacak kadar güçlü bir devlet haline geldiler. Yani birlik ve beraberlik şart. Biz şu Necip millet olarak Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Gürcüsüyle, Çerkeziyle eğer birlik olursak, eğer beraber olursak, eğer kenetlenirsek yedi düvel gelse şu Necip millete biiznillah bir şey yapamayacak. Rabbim birlik ve beraberlik nasip eylesin. Birlik ve dirlik lütfeylesin. Tefrikaya düşürmek isteyen, fitne çıkarmak isteyen, fitne ateşini harlamak isteyenlere de Rabbim fırsat vermesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim, kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
Evet kıymetli kardeşlerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani Allah'ın verdiği nimetlerden bahsediyorduk. Belki de onun nimet olduğundan haberimiz yok. Çünkü dedik ya, nimet deyince akla belki ekmek geliyor, su geliyor, yemek geliyor, içmek geliyor. Ama bakın ne kadar çok nimetler varmış. Tabi din kardeşliği nimet değil mi? Yani şu sohbetler, vaazlar da nimet değil mi? Evet nimet. Bak şimdi yüz yüze efendim sohbet etmek etmeyi de özledik. Yani meclislerde toplanıp efendim sohbet edip yüz yüze birlikte toplu efendim dualar yapmak. Yani şu anda ne kadar özledik? Belki siz de özlediniz. Arzu ediyoruz ki tekrar o günler gelsin. Rabbim Celle Celaluhu bir an önce bu pandemi sürecinin bitmesini nasip eylesin. Şu efendim korona hastalıklarını üzerimizden def eylesin. İnşallah tekrar eski günlere dönmeyi Rabbim nasip eylesin. Ha evet özlüyoruz, istiyoruz ama belki efendim önceden tabii sohbetler varken gelmeyenler vardı. Biliyorsun ama işte bir dahaki hafta giderim, bir dahaki ay giderim. Erteliyorsun, ediyorsun. Ne oluyor? Bak şimdi istesen de o sohbet yok. Yani Efendi Hazretlerimiz mesela sağlığı, sıhhati yerindeyken her hafta Yavuz Selim Camii'nde sohbet ederdi. Değil mi? Tabii cami yine tıklım tıklım dolardı ama yani şimdi Efendi Hazretlerimiz duyulsa ki bir yere geliyor. Mesela Efendi babamızı ziyarete geliyor diyelim şehitliğe. Bütün yollar tıkanıyor ya. Bütün yollar tıkanıyor. Ama bir Efendi Hazretlerini görelim diye. Yani bu kadar görmeye bile hasret hale geldik. Bir kelamına hasret hale geldik. Ama belki de çoğumuz serbestken, Efendi Hazretlerimiz kürsülerden bangır bangır hakkı hakikati haykırıyorken gitmeyenlerimiz de belki vardı. Ya şimdi ne yapıyorsun onu özlüyorsun bak ne nimetmiş de farkında değilmişiz ya. Onun için insan bir nimetin içindeyken farkına varamıyor. Yani ne zaman elden çıkıyor, ne zaman o nimeti kaybediyorsun, o zaman belki onun farkına varıyorsun ama elden de bir şey gelmiyor yani. Hani suda balık misali anlatılır ya, balıklar efendim suyun içerisinde toplanmışlar kendi aralarında, sohbet ederlerken mevzu nereye gelmiş? Ya su diye bir şey varmış. Acaba nasıl bir şey merak ediyorlar. Yani denizde konuşuyorlar bunu. Dolayısıyla suyun içinde oldukları için sudan haberleri yok. Ne yapalım, ne edelim, su acaba nasıl bir şeydir falan, nasıl görebiliriz? Neyse, efendim, bilgin bir balığa, onların üstadları olan bir balığa gidiyorlar. Diyorlar ki, üstad durum böyle böyle. Yani merak ediyoruz, su diye bir şey varmış ama, yani biz, efendim, ondan haberimiz yok. Onu bize gösterir misin, anlatır mısın? Ne dedi o bilgin balıkta, üstadları, evladım, siz bana suyun olmadığı yeri gösterin, ben de size suyu göstereyim. Zaten suyun içindesin. Yani suyun içinde sudan haberi olmayan balık gibi oluyoruz maalesef zaman zaman. Evet, eldeki nimetin kıymeti bilinmiyor. Yani belki çoğu şeyden de şikayetçi oluyoruz. Hani adam ayakkabısını beğenmiyormuş da, bakıyor ki ayağı olmayan birini görünce o zaman kendi haline şükrediyor. Ya onun hiç ayakkabı alma ihtimali bile yok. Sen ayakkabı almışsın da onu beğenmiyorsun. Evet, senin beğenmediğin, unutma ki senin beğenmediğin birçok şey belki başkalarının hayalidir. Evet kıymetli kardeşlerim, nimetler içindeyiz. Rabbim şükreden kullarından eylesin. Şükründen aciz bırakmasın bizleri. Bu kadar nimet var ama ne yapmak lazım? Şükretmek lazım. Yani Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın buyuruyor. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ O istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. وَاِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. Sayamazsınız. O kadar çok. Hatta tek tek boş ver. Cins cins saymaya kalksan, tür tür saymaya kalksan gene sayamazsın. Hatta sayamazsın. Neden biliyor musun? Yani çoğunu da bilmiyorsun ki. Yani o nimetin farkında bile değiliz yani. Mesela hani bypass ameliyatı düşünün. Olanlar bilirler. Olmayanlar da bilirler yani gerçi. Mevla Teala ayağımıza istetne için bir tane efendim, damar koymuş. O damar ne işe yarıyor? Hani bypass ameliyatında ayaktan o damarı alıyorlar. Efendim tıkalı damarın yerine koyuyorlar onu. Bak şimdi.
Yani Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o damarı bypass ameliyatı yokken de koymuş. Yani ilk insan Adem Aleyhisselam'da var mıydı? Elbette. Ama bypass yok, bir şey yok. Ya ne lazımsa ve ne lazım olacaksa hepsini Mevla koymuş be. Hani Mevla bize deseydi ki ne lazım, ne istiyorsanız vereceğim, bizim aklımıza bile gelmez ya. He? Bize faydası olanı bile Allah'tan istemekten acizken, Allah-u Teala neye lazımsa, senin benim haberim olmasa da Allah onu bize lütfetmiş. Ya böyle bir Allah'ımız var Celle Celaluhu. Evet, Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Çünkü dedik ya birçoğundan haberimiz yok. Hatta birçoğunu da nimet olarak görmüyoruz belki. Evet, büyük bir nimet ama işler normalinde olduğu için efendim çok sıradan bir şey gibi geliyor mesela. Yemek yemek, bir problemin yok. Midende problemin yoksa, efendime söyleyeyim, dişlerinde, ağzında, şurada burada yiyorsun. Efendim, gerisine karışmıyorsun yani. Mide onu efendim öğütüyor. Efendim, gerekli olan vitaminleri gerekli yerlere gönderiyor. He? Efendim, veya bir kısmını posa olarak, idrar olarak ayırıyor. Ama şimdi tabii efendim ağız kanseri, boğaz kanseri, Allah muhafaza. Böyle olanlar varsa Rabbim şifaya beylesin. Öyle olunca ne yapamıyorsun? Yiyemiyorsun. He? Hortumla, bir yerlerin delerek oradan efendim verme durumları oluyor. Yani şimdi bir takım şeyler artık efendim normal ya, normal geliyor ya Allah-u Teala. Çünkü devamlı o nimetleri bize lütfediyor. Adeta bizi her gün ne yapıyor? Güncelliyor Mevla. Anlatılır. Bir melik bir ziyafet veriyor. Her şey var. Kuş sütü kuru üzüme kadar, efendim balına kaymağına kadar diyelim. Her şeyi efendim ziyafette ikram ediyor ve önemli şahısları da kendine göre eşraftan milleti çağırıyor. Bir de halkın da itibar ettiği efendim kıymetli bir zat var. Manevi bir büyüklerden bir zat. Ve onu da şimdi çağırma sahip olur. Çünkü halkın çok teveccüh ettiği bir zat. Onu da davet ediyor. Neyse yeniyor, içiliyor, konuşuluyor, ediliyor. Ama tabii melik soruyor herkese. Yani nasıl, beğendiniz mi, durum nedir? Hani dünyanın zevki nedir arkadaş? Desinler ki işte budur. Sultanım işte budur ya. Başımızda sen. Efendim yiyecek, içecek. Efendim yani bundan büyük lezzet mi olur? Bundan büyük zevk mi olur? Hani bunu desinler, övsünler istiyor adam. Herkese soruyor filan. Tabii o zata da soruyor. Üstad sen ne diyorsun? Dünyanın zevki nedir? Ne dese beğenirsin? Diyor ki dünyanın zevki yiyip içmek, defacet yapmak. Öyle deyince tabii melik çok kızıyor. Yani ondan övgüler beklerken, ondan efendim bir takım sözler beklerken böyle söylemesi çok kızdırıyor onu. Güya gadaplanıyor. Aklına gelmiyor ki ya bir ders verecek sana. Herkes zaten övüyor. Bir de şöyle efendim seni bir şoklayacak bir ifade, bir söz efendim birileri söylesin de bir kendine gel. Yok. Atın zindana dedi. Biz ona dedi itibar ettik dedi, millet itibar ediyor diye. Geldi şuraya bak, şu ortamda söylediği lafa bak ya. Velhasıl onu tabii zindana attırdı. Tabii vezir de aslında o zatı biliyor, çok kıymetli bir zat olduğunu ama o an için tabii elinden de bir şey gelmiyor. Neyse tabii misafirler gidiyorlar ediyorlar, yemişler, içmişler, şişmişler tıka basa ne olacak şimdi? Affedersin, halaya gidecek ama adam kabız oldu gidemiyor. O gün gidemedi, ertesi gün gidemedi, iki gün, üç gün adam çatlayacak yani duvara tırmanıyor adeta, yok kabız olmuş adam. Ne yapacağım, ne edeceğim? Hekimler, tabipler, doktorlar hiçbiri bir çare bulamadılar. Adam hakikaten göz göre göre gidiyor, çatlayacak. Vezir dedi ki, Meli'ye, efendim sizin bu durumunuz ihtimaldir ki o içeri zindana attırdığınız zattan sebep olmasın. Çünkü o demişti ya, dünyanın zevki nedir? Yemek içmek, defacet yapmak. Hadi bakalım yapamıyorsun. He? Ya elinden bu bile gelmiyor. Ne kadar basit, sıradan gelen bir olay. Halbuki senin bütün hayatını karartıyor işte. Görüyor musun? Hemen dedi ki çağırın onu. Hemen getirdiler. Dediler ki biz ettik, sen etme.
Ne olur dedi, bana bir dua et, bir şifa bulayım. O da dedi ki, 3 gündür zindandayım. Sormadınız ne haldesin, ne yiyorsun, ne içiyorsun. Ben dedi, seni dua ederim Rabbime, şifa bulursun ama karşılığında isterim. Dedi ki, ne istiyorsan veririm. Dedi ki, saltanatını istiyorum. Ne? Saltanat mı? Nasıl olur bu ya? Sen bilirsin. Çatla o zaman. Tabiri caizse. Adam baktı ki yani saltanat boşver efendim, çatlasa her şey gitti. Ne saltanat kalacak ne bir şey kalacak. Dedi ki tamam, ona da kabulüm. Dua etti, Bismillah dedi, elini şöyle bir sıvazladı. Dedi koş hadi bakalım. Adam bir geliyor, nasıl bir rahatlamış. Diyor ki ya dünya varmış. Hah işte onu demek istedi. Dünya varmış. İyi ama dünya varmış, rahatladın ettin, şimdi ne olacak? Bir sözleşme var, bir söz var, saltanat meselesi. Dedi ki efendim, bir helal parası bile etmeyen saltanatı ben ne yapayım? O da senin olsun. Ama istedik ki Allah'ın hiçbir nimetini küçük görme. Sen şurada 3 tabak millete yemek yedirdin, binlerce teşekkür istiyorsun, efendim iltifat istiyorsun, itibar istiyorsun da Allah bu kadar nimetler vermiş, sen Allah'a teşekkür etme, Allah'ı hatırlama. Bu olmasın. Allah'ın verdiği hiçbir nimeti küçümsemeyin diye ben de böyle söyledim diyor. Evet, Allah'ın verdiği nimetler, saymaya kalksan sayamazsın. Bilmiyorsun ki çoğunu. Belki nimet olarak bile ne yapmıyorsun? Efendim kabul etmiyorsun. Aklına gelmiyor. İşte onun için ayetin devamında Mevla ne buyurdu? Yani ve intihan gün nimet Allah ile tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. İnnel insane le zalimun keffar buyurdu Mevla. Muhakkak ki insan çok zalimdir, çok nankördür. Evet, nimete şükretmek, şükretmesen nankörlük, nankörlüğe dönmüş oluyor. Evet kıymetli kardeşlerim, yani bir hastalığa tutulmuşuz. Bir hastalığımız var. Nedir o hastalık? Nimetlere alışma hastalığı. Böyle bir hastalık duyduk mu? Yani nimetlere alışma hastalığı diye bir hastalık var. Yani bu hastalığa tutulduğu zaman belki ateşin olmuyor, belki bir yerin ağarmıyor. Yani belki bunu hissedemiyorsun ama böyle bir hastalığımız var. Ne demek o? Nimete alışma hastalığı. Yani her şey sana normal geliyor. Mesela sıhhatin yerinde ya. Tamam ne var bunda diyorsun. Öyle olacak tabii. Eve gidiyorsun, ev yerinde mi? Yerinde. İçinde hanım, çoluk, çocuk orada mı? Evet. Ne var bunda? Ama Allah muhafaza bir haber geldi, ev yanıyor. Ne varsın koşa koşa gidersin. İtfaiye şu bu falan. Her şey yanmış, yıkılmış, dökülmüş. Öyle yangınlarda her şeyini kaybedenler olmadı mı? Allah yardım etsin. İşte o zaman evin olduğunun efendim kıymetini ancak anlıyorsun. Şimdi gidiyorsun her şey normal. Sabah kalk, gece yatıyorsun, mışıl mışıl uyuyorsun, sabah kalkıyorsun. Yani sabah sen gece ölümün kardeşiydi ya, uyudun ya. Ruhun yoktu, gittin. Orada ceset gibi yatıyorsun yani. Sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun ayrı dava. Tam ölüm değil, ölümün kardeşi. Ama sabah gözünü açıyorsun. Ya Rabbi sana şükürler olsun, bugün de efendim uyanabildik. Aklımıza gelmiyor yani. Çok normal işte nimete alışma hastalığı. Sanki bütün bunlar hep bizim kendi müktesep haklarımız gibi geliyor. Değil. Allah'ın lütfu, Allah'ın bizlere ikramı. Ya ne nimetler vermiş Mevla, farkında değilsin. Belki diyaliz makinesini görmesen, diyaliz hastasını görmesen böbreğinin farkında olmayacaksın. Yani diyaliz makinesi ne yapıyor işte böbrekler bu işi yapamayınca, hasta olunca ne yapıyor bunu tabii diyaliz makinesi çözüyor bu işi. Haftada 4 gün diyorsun veya kaç günse şu kadar saat veya işte 3-4 saat bağlı kalıyorsun ve senin kanındaki o şeyi ne yapıyor? Kanını alıyor, temizliyor, tekrar veriyor. Aslında böbreği sağlam olsa bu işi o yapacaktı. Şimdi bakıyorsun diyaliz makinesi 110 kilo. 110 kiloluk bir diyaliz makinesi ne yapıyor? 4 saatte 75 kilo kanı temizleyebiliyormuş. Büyük, iri bir şey.
Ama diğer taraftan böbreğe bakıyoruz, 150 gram. Bak 110 kilo nereye, 150 gram nereye? Boyu da yaklaşık 12 santim, eni 6 santim, kalınlığı 3 santim. Yani bir avuç şöyle ama ne yapıyor? Günde 1500 litre kanı temizliyor bu böbrek. Görüyor musun? Ne büyük nimet. Yani diyaliz makinesine ihtiyaç yok. Efendim hastanelere gidip oralarda efendim durmana ihtiyaç yok o böbrek çalışıyorsa. Bir de Mevla ne yapmış? Yedeğini de vermiş. İki tane birden taşıyorsun. Yani insanın bütün uzuvlarını, organlarını düşün. Adeta yani koskoca bir bina cihazlarla, makinelerle geçsen bu kadar iş yapamaz. Mevla bunları vermiş, haberimiz bile yok. Ya işte nimete alışma hastalığı. Yani diğer uzuvlar farklı mıdır? El farklı mı? Ayak farklı mı? Göz farklı mı? Dil farklı mı? Kulak farklı mı? Hepsi ne büyük nimetler. Rabbimizin ne büyük lütufları. İşte bunları ne yapmak lazım? Unutmamak lazım. Bu hastalıktan kurtulmamız lazım. Nimete alışma hastalığından kurtulmamız lazım. Ne yapacağız? Allah'a şükredeceğiz. Allah'ın verdiği nimetlere şükredeceğiz. Ya kendi yaptığımızı bir de bir hayır yapsan, bir gece kalksan, teheccüd kılsan, onu gözümüzde o kadar büyütüyoruz ki yani benim gibi kul yoktur herhalde. Bak neler yapıyorum. Allah-u Teala bu kadar nimetler vermiş ama onu görmüyoruz yani. Hani rivayet edilir. Zatın bir tanesi Beni İsrail'den döneminde bir efendim adada ibadet ediyor. Yani küçücük bir ada efendim oraya sığınmış. Yani dünyadan uzak durayım da sadece Rabbimle beraber olayım, ibadetimde, taatimde olayım diye. Ve adam 500 sene orada ibadet ediyor. Mevla ona tatlı bir su çıkarmış. O adada hemen yanında bir de nar ağacı. Her gün oradan efendim onun ihtiyacı kadar narı Mevla bitiriyor. Adam narı yiyor, o tatlı suyu içiyor ve ibadetine devam ediyor. 500 sene. Tabii kıyamet günü efendim hesaplar, kitaplar, mizanlar, teraziler. Tabii bu da efendim ibadetleri, amelleri tartılacak. Ona deniyor ki sen diyor Allah'ın rahmetiyle mi cennete girmek istersin yoksa amelinle mi cennete girmek istersin? Adam da bir düşünüyor. Allah'ın rahmeti, evet sonsuz engin bir rahmeti var. Herkese Mevla zaten rahmet edecek. Ama benim de diyor yani öyle az bir amelim yok yani. Çünkü 500 sene ibadet etmiş. Orada diyor ki yani ben amelimle gireyim. Hani bir farklılığım olsun hani. Madem Allah bana 500 sene ibadet yapabilmeyi lütfetti. O da öyle yani Mevla nasip etmese sen nasıl ibadet edeceksin? Hani adam gece kalkmış teheccüd kılacak. Şimdiki gibi sular eve kadar gelmiyor, çeşmeler yok. Gidiyor dereden, buzu kırıyor, abdest alacak, suyu yüzüne vurunca böyle çat diye sanki bıçak gibi kesiyor yani. Donuyor, titriyor adam, gözleri doluyor. Hatif'ten bir nida geliyor. Ona deniyor ki, herkes uyurken seni teheccüde kaldırdık da bunun için mi ağlıyorsun? Eğer bir iş yapabiliyorsak Allah'tan Celle Celaluhu. Dolayısıyla efendim, bu zat da diyor ki ben diyor amelimle cennete girmek istiyorum. Peki ibadetlerini topladılar, zikirlerini, evradını, evkarını, secdelerini neyse hepsini topladılar. Bir tarttılar. Sadece Mevla'nın verdiği göz nimetini karşılamıyor. Daha bunun dışında bir sürü uzuvlar var ne olacak? Daha göz nimetini karşılayamadı senin ibadetin. Ne yaptın ki ya? Kıldığın namazın Allah'a faydası mı oluyor yani? Hangi ibadetimizin Mevla'ya faydası var? Kendimize faydası var. Bütün insanlar Ebu Bekir gibi olsa radıyallahu anh Mevla'ya bir faydası var mı? Bütün insanlar Ebu Cehil gibi olsa Mevla'ya bir zarar var mı? Zarar da fayda da kendimize. Dolayısıyla adam birden aklı başına geldi. Ne olur dedi. Ya Rabbi ne olur beni rahmetinle cennetine koy. Ya onun için demek ki bakın ne kadar ibadet etsen bile bir göz nimetini ne yapamıyorsun? Karşılayamıyorsun. Mevla da zaten bu kadar sene ibadet edin, kafanızı kaldırmadan, secdeden kaldırmadan ibadet edin buyurmuyor ya. Ya beş vakit namaz, toplasan bir saat tutmaz. Koskoca 24 saat vermiş, 23 saatinde
uykunu da, işini de, gücünü de, her şeyini yap. Bir saatte Mevla'ya ayır ya. O da taksitle. Bu da taksitle, toptan değil. Yani sabah namazı 10 dakika, öğlen namazı 15 dakika diyelim. Bu şekilde yani efendim, bunu da yapamıyorsak, bir teşekkür mahiyetinde efendim, Rabbimize de ibadet edemiyorsak, amel edemiyorsak, Mevla bizi ne yapsın ya? Bakın efendim sallallahu aleyhi ve sellem, yani ayakları şişinceye kadar namaz kılardı ya. Ayakları şişinceye kadar. Ha, bizim de ayaklarımız şişiyor mu? Evet. Gezmekten, tozmaktan, AVM'leri kat kat, dükkan dükkan gezmekten bizim de ayaklarımız şişiyor ya. Böyle bir kabiliyetimiz var ama ibadete yönelik değil. Sabaha kadar efendim sallallahu aleyhi ve sellem efendim namazda, ibadette, taatte ayakları şişiyor. Ayşe annemiz ne diyor? Kad gafireleke mâ tekaddeme minzen bike ve mâ teahhar. Ya Resulallah, muhakkak Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetti. Yani Allah seni affetmiş geçmiş günahını. Gelecekte velev ki yapacak bile olsan peşin olarak affetmiş. Yani niye yoruyorsun kendini? Ne gerek var gibi anla. Affetmiş Allah. Ayakların şişesiye kadar yani yorma kendini demek istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyuruyor? Efela ekun abden şekura. Şükreden bir kul olmayayım mı? Ya Ayşe, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Görüyor musun? Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın ibadeti Allah'a teşekkür mahiyetinde. Hepsi öyle zaten. Sana büyük iyilikler yaptı, sen çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim mahcup ettiğinizde. İşte bu ya, teşekkür ediyorum ya Rabbi. Zaten biraz da iman kemal buldu mu, bu işlerle meşgul oldun mu, zikir, murakabe, rabıta derken ya bundan da zevk alırsın. Ya namazdan zevk alırsın, zikirden zevk alırsın, sohbetten zevk alırsın. Allah'ın kelamını okumaktan sanki efendim petekli balı böyle çatır çatır yiyor gibi zevk alırsın. Allah bize bunları nasip etsin, bu lezzetleri, bu zevkleri nasip etsin. Ama biz işte efendim çok dünyaya meyyal olduğumuz için namaz, aman namaz deyince böyle bir yük sanki omuzumuzda. İbadet, taat deyince, Kur'an okumak deyince bir zorlanıyoruz. Olsun. Zorlansak da yapacağız, zorlanmasak da yapacağız. Zamanla inşallah alışılır yani. Dünyaya geldik bir kere. He? Rabbimize kul olmaya çalışacağız. Şükrümüzü eda etmeye çalışacağız. Bak her şeyi Mevla veriyor ya. Bakın Mevla ne buyurdu? Hani bugün gündem ya. Efendim kuraklık, yağmursuzluk. Yağmur veren kim? Allah-u Teala. Celle Celaluhu. He? Şimdi işte yağmur bombası atarız falan. Yağmur bombası atacaksın da nereye atacaksın? Buluta. Bulutu yaratan kim? Allah-u Teala. Yani Mevla'nın yarattığı buluta atacaksın, Mevla'nın yağdırdığı yağmurdan istifade edeceksin. Mevla da buyurdu ki onu, zaten, estağfirullah, اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ Buluttan onu siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz diyor. He? Kim indirdi? Allah-u Teala. اَلَّوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجَا Dileseydik onu tuzlu su yapardık. O yağmur. Değil mi? Tatlı su. Dileseydi onu biz tuzlu su yapardık. Felevla teşkürun. Şükretmeniz gerekmez mi Mevla buyuruyor. Bak bu kadar nimetler vermiş. Yağmuru gönderiyor. Şimdi tabii efendim tabii fesat, fitne adam çok. Yani Diyanet yağmur duası yapalım diye bir şey ilan etmişti ve yağmur duaları yapıldı. Ondan sonra birileri de çıkıp diyor ki yok efendim zaten hava durumuna baktı. Efendim yağmurun yağacağını orada görünce de biz yağmur duası yapalım. Bizim duamızda yağdı demek için filan diye fitne yapıyorlar. Bu ayeti Diyanet senden benden iyi biliyor, merak etme. Orada dua etmek ne biliyor musun? Mevla diyor ki onu siz mi indiriyorsunuz biz mi? O dua ne demek biliyor musun? Şükür şükür. Ya Rabbi sen indiriyorsun. Senden istiyoruz ya Rabbi. O indirdiğin, indireceğin yağmur senin kudretinle iniyor. Sen elini açıp dua etmen, şükretmen demek. O yağmuru veren Allah'a şükretmektir bir manada. Ha bir de yağmurun yağacağını bilsen de tabii dua edeceksin. Dua zaten ibadetin ta kendisidir. Bir de bir yağar sel olur, rahmet olmaz zahmet olur. He? Tarlaya, efendim ovaya yağmaz, dağa taşa daya yağar bir istifade edemezsin. Onun için Allah'a dua ediyoruz ki o yağmur bize rahmet olsun, bereket olsun, lüzumlu yerlere yağsın, barajları doldursun diye. O kadar yağmur yağıyor, sel götürüyor barajlara. Gitmiyor. Ya, öbürü de oradan güya duayla dalga geçiyor. Allah ıslah etsin ne diyelim yani. Dolayısıyla şükür,
Şükür çok önemli. Ha, Allah'tan bilmemiz gerekiyor. O nimetleri ne yapacağız? Allah'tan bileceğiz. Evet. Şükür odur. Nimetlerin Allah'tan geldiğini itiraf etmek ve bu nimetleri Allah'ın yolunda kullanmak. Evet. Allah'tan geldiğini bileceksin ve onu yolunda kullanacaksın. Eğer şükretmezsen o zaman nankörlük etmiş oluyorsun ki o zaman da küfran-ı nimet oluyor. Allah'ın verdiği nimetleri Allah'tan değil kendinden biliyorsun ve ona isyanda kullanıyorsun. Bu da nedir? Küfran-ı nimettir. Bakın bir ayet-i kerimede Allah-u Teala buyurdu. Estağfirullah. Ve ifteezzene rabbukum. Ve hatırlayın ki Rabbiniz şöyle bildirdi, şöyle ilan etti. Le'in şekertüm le'ezidenneküm. Eğer şükrederseniz elbette muhakkak artırırım. Yeminle söylüyorum Mevla. Tekitle söylüyor. Eğer şükrederseniz artırırım. Şimdi devamında ne gelebilir buna göre? Şöyle düşünüyoruz. Şükretmezseniz artırmam. Demiyor Mevla da. Le'in şekertüm le'ezidenneküm. Eğer şükrederseniz elbette artırırım. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَد۪يدٍ Eğer nankörlük ederseniz, şüphe yok ki azabım çok şiddetlidir Allah buyuruyor. Anlıyor musun? Şükür yoksa Allah'ın azabına düçar olmak var Allah muhafaza. Evet, bakın bir ayet-i kerimede Mevla buyurdu. Yani şükür varsa azap yok onu anla aslında. Ve yine bir ayet-i kerimede, Nisa suresi 147. ayet-i kerimede Allah-u Teala bakın yani çünkü ayetler birbirini adeta tefsir eder. Buyurdu ki estağfirullah مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Evet. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ Allah size niçin azap etsin? اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah seni azap etsin. وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا Allah Celle Celaluhu şükrün karşılığını veren ve bilendir. Demek ki iman ve şükür varsa Allah niye azap etsin? Niye cezalandırsın? Ama demek şükür yoksa اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ Benim azabım çok şiddetlidir buyuruyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Onun için nimetlere şükretmek lazım. Çünkü şükür ne var? Şükür eldeki nimeti bağlar, gelecek olan nimeti de avlar. Yani elinde bir nimet var, paradır, puldur, sıhhattir, afiyettir, evlattır, neyse. Şükrettiğin zaman Allah onu bağlar, almaz elinden. Ve gelecek nimeti de avlar. Çünkü şükrediyorsun ya, cezbediyorsun. Ama şükredilmedi mi de, o zaman ne olur? Mevla'nın verdiği nimeti, hem onu... Mevla'dan bilmiyorsun, hem de onun ona isyan yolunda kullanıyorsun Allah muhafaza. O zaman da Mevla o nimeti elinden alabilir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Belam İbni Bağura'dan bahsetmiştir. Yani ismi azamı biliyor. Ne dua ederse mutlaka kabul oluyor. Ve bu adam helak oldu gitti. Ulema diyor ki yani bu kadar ismi azamı bildiği halde, bu kadar efendim hikmet ehli bir zat iken niçin akıbeti böyle oldu? Cevap: çünkü o nimetlerin hepsini kendinden bildi, Allah'tan bilmedi. Allah'tan bilmiyor, kendinden biliyor. Yani ben bunlar, bu faziletler bende var ama ben de hak ediyorum yani. Ben şöyle adamım, böyle adamım, ben şöyle ettim, böyle yaptım. Allah'tan bileceksin. Dua ediyor, zaten Allah'a dua etmiyor musun? Senin duanı kabul edecek Allah değil mi zaten? Ya, onun için demek ki ne yapacağız, edeceğiz? Her şeyi, bütün nimetleri ne yapacağız? Allah'tan bileceğiz. Ve nitekim Rabbimiz öyle buyurdu estağfirullah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Size gelen her nimet Allah'tandır. Size gelen her nimet Allah'tandır. Mustafa İsmet Garibullah Büyükşeyh Efendi Risale-i Kutsiyesinde adeta bu ayeti tefsir etmiş. Onu da efendim ifade edelim ve hitama erdirelim. Diyor ki sana verse birisi bir fülûsî yahut bir ev verip kılsan cülûsî. Veren Allah'tır, anla bu hususî. Anı etmiş vekil, anla nususî. Hakikat anla gel Hakk'a gidelim, cemali ve kemali seyredelim. Her mısrasında, satırında feyiz akan, bereket akan efendim beyitler, mısralar. Yani sana birisi bir fülûsî, verse bir fülûsî. Yani birisi para verse,
Yahut bir ev verip kılsan cülusi. Veya adamın evi var, seni buyur otur dedi, oturtturdu. Yani birisi para verse, birisi efendim evinde otursa veya birisi sana bir lütufta bulunsa, bir ikramda bulunsa, bunu veren Allah, bu hususu anla. Evet, onu vekil etmiş ama ona da teşekkür et. Onu oraya yönlendiren Allah'a da teşekkür et. Allah Teala onun kalbine o isteği koymasa, o sevgiyi koymasa, o aklı vermese, alacağını alamazsın ya. Alacağını alamazsın, alacağın var, alamıyorsun. Adam kaçıyor, kaytarıyor, dükkanı kapatıyor, izini kaybettiriyor yani. Onun için kıymetli kardeşlerim, şükür çok önemli. İman ve şükür varsa Allah ne diye alâb etsin, bunu da unutmamalı. Rabbim Celle Celaluhu, evet şükründen aciziz ama Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi şükreden şakirler zümresine ilhak eylesin. Şükür şükür derken de tabii şükürler olsun ya Rabbi. Sadece şükürler olsun demekle şükür olur mu? Olmaz. Hem dilinle şükredeceğiz, hem dilimizle şükredeceğiz, hem de Allah'ın verdiği o nimeti onun yolunda ne yapacağız, kullanacağız. İşte o zaman şükür ne yapar? Tamamı ermiş olur. Evet kıymetli kardeşlerim, bu hafta bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.